Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine bir doğa videosuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz doğada su taşıma. Daha doğrusu doğa sporları yaparken su taşıma, su nasıl taşınır? Hangi şartlarda su taşıması gerekir? Susuzluk nedir? Dehidrasyon nedir? Konusuna değinmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi burada önümde birkaç tane benim şişe var ve bir tane çanta var. Doğa sporlarıyla uğraşan her arkadaş aslında bu tip donanımlara aşina, ancak yeni başlayan arkadaşlar için bu konuyu biraz detaylandırmak istedim ben. Doğa şartlarında spor yapmaya başladığımız zaman özellikle dikkat etmemiz gereken konu arkadaşlar dehidrasyondur. Dehidrasyon nedir? Vücudun aşırı su kaybetmesinden dolayı vücut fonksiyonlarını sekteye uğramasına dehidrasyon diyoruz. Aşırı su kaybından kaynaklanan. Dehidrasyonu nasıl anlarız arkadaşlar? Dehidrasyonun anlaşılması için pek çok yöntem var. Bunlardan bir tanesi aktivite esnasında yavaş yavaş ve artarak gelen bir baş ağrısı, karar verme mekanizmasında oluşabilecek problemler, zihinsel problemler, deride aşırı hassasiyet ve deri esnekliğinin kaybolması diyebiliriz. Hangi mevsimde yapıyorsak yapalım bu faaliyeti, hiç fark etmez arkadaşlar. Çok çetin kış şartlarında da veya çok zorlu yaz şartlarında da dehidrasyona uğrayıp aşırı sıvı kaybından zarar görebiliriz. Dehidrasyon çok ileri safhalarında çok ciddi sorunlara ve kalıcı sorunlara yol açabiliyor bu aşırı sıvı kaybı. Dolayısıyla yapılan aktiviteye göre ve mevsime göre yaklaşık 2 saatte 1 litre kuralına göre su tüketerek vücudun sıvı kaybının önüne geçmemiz gerekiyor. Kışın dehidrasyon olur mu? Zaten çok fazla terlemiyoruz, su kaybetmiyoruz diye düşünmeyin. Çünkü nefes alıp verirken bile hızlanan kalp ritmiyle beraber sıvı kaybı çok yüksek seviyelere ulaşabiliyor. Bugün bu konuyu ele alacağız. Dolayısıyla doğada nasıl su taşınır konusuna değineceğiz şimdi. Trekking, tırmanış, yürüyüş, doğa yürüyüşleri, kamp, bisiklet gibi hangi branşı seçerseniz seçin arkadaşlar, su tüketmek çok önemli bir konu. Ben burada birkaç tane örnek getirdim. Bunlar yanınızda bulundurabileceğiniz ekipmanlardan bazıları. Burada en çok tercih edilenlerden bir tanesi bildiğiniz gibi matara. Matarası olmayanlar için de pet şişe oluyor arkadaşlar. Bu cam şişeyi ben neden getirdim? Çünkü bu tip aktivitelerde cam şişe kullananları da gördüm. Cam şişenin daha sağlıklı olduğunu düşünerek cam şişe kullananları da gördüm. Ama tabii bu bize ağırlık ve kırılganlık olarak geri dönüyor. Buradaki çantanın içerisinde de bir tane su çantası var arkadaşlar. Bunlara Camelback deniyor. Aslında Camelback bir marka ismi ama bu tip çanta, su çantalarıyla çok fazla özdeşleşmiş bir şey. Çantanın içerisine konulan bir su çantası. Onun da burada gördüğünüz gibi bir tane kamçısı var. En pratik olan, en kolay kullanımı olan yöntemlerden bir tanesi bu tip su çantalar arkadaşlar. Bu su çantalarının incelemesini birkaç gün içerisinde yayınlayacağım arkadaşlar size. Orada belki küçük bir sürpriz de yapabilirim. Bunlara çok fazla değinmiyorum ben, bu ürünlere. Bildiğiniz gibi matara ve şişeler en kolay tercih edilen yöntemlerden bir tanesi. Matara seçerken özellikle dikkat etmeniz gereken nokta antibakteriyel malzeme ile üretilmiş olması. Mümkünse termoslu bir yapıya sahip olması gerekiyor. Onlar zaten pet şişeler en basit yöntemler. Aslında en az tercih edilmesi gereken yöntemler. Kullanılması gereken en etkili yöntem ise su çantası dediğimiz ekipmanlar, donanımlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim sırt çantamın içerisinde bütün dış şartlardan korunarak çantanın içerisinde yer alıyor. Çantanın yanından çıkan bir kamçısı var. Ve çantada sırt çantasının içerisinde. Ben şöyle kabaca göstermek istiyorum size. Kamçıdan ayırdığım su çantası bu. Benim elimdeki 3 litrelik bir model. Basınca, delinmeye ve darbeye dayanıklı bir su çantası bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kamçısını çıkarttığım halde içerisinden su boşalmıyor. Aynı zamanda burada doldurma valfi var veya boşaltma valfi. Şimdi şu kamçıyı da çıkartıp size göstermek istiyorum nasıl çalıştığını. Burada gördüğünüz gibi benim çantamın içerisinde su
su çantası için ayrıca bir göz var. Yani çantanın içerisindeki delici ve kesici aletlerden bu zedelenmesin diye. Kamçıyı uygun şekilde çantaya takıp kullanabiliyorum. Bunun kullanılmasındaki en önemli püf nokta çıkış valfinin sürekli aşağıya bakıyor olması gerekiyor. Yani çantanın içerisine ters koyarsanız bu sistem çalışmıyor. Burada gördüğünüz gibi kamçının önünde bir tane tozdan kirden koruyan bir kapak var. Kapağı açıyorum ve iki kademeli bir emniyet çıkıyor karşımıza. İleri ittiğim zaman birinci emniyet açılıyor. İkinci emniyet ise içerken dişimizi ağzımıza aldığımız zaman dişimizi de sıkarak çalışmasını sağlıyoruz bunun. Gördüğünüz gibi bıraktığım zaman duruyor. Isırdığım zaman tekrar su gelmeye başlıyor. Emniyeti kapatıyorum ve kapağını kapatıyorum. Kapak tozlardan, dış şartlardan etkilenmesini engelliyor. Şimdi ben size bunu çantaya taktıktan sonraki kullanımını da göstermek istiyorum. Çantayı sırtıma takıyorum. Gördüğünüz gibi ağzıma çok yakın bir yerde. Buradan açıp suyu tüketebiliyorum. Su şu anda belli bir seviyenin altına indiği için mesela yükseklik olarak içerken ısırıp pipetle emer gibi suyu emmem gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra kullanım bittikten sonra da kapatıyorum ve ağzını kapatıyorum. Kullanımı bitiyor. Bu tip su çantalarının pek çok avantajı var. Bunlara değinecek olursak az önce de bahsettiğim gibi suyu dış etmenlerden koruyor. Çok yakıcı sıcaktan ve dondurucu soğuktan suyu koruyarak suyun belli bir ısıda kalmasını sağlıyor. Aktivite esnasında suya ulaşmak çok daha kolay oluyor. Çünkü aksi takdirde ya çantanızı çıkartmak zorunda kalıyorsunuz veya bisikletteyseniz durup mataradan içmek zorunda kalıyorsunuz. Camelback'lerin avantajı bu. Bunları alırken de dikkat etmeniz gereken önemli özelliklerden bir tanesi içerisinde antibakteriyel malzemeler kullanılarak imal edilmiş olması gerekiyor. PBA içermemiş olması gerekiyor. Dikişlerinin ısıtılarak yapıştırılıp sağlam patlamaya karşı dayanıklı olması gerekiyor. Bu tip etmenlere dikkat ederseniz uzun yıllar kullanabileceğiniz su çantası almış oluyorsunuz. Ama dolayısıyla tabii bununla beraber buna uygun bir sırt çantası da almanız gerekiyor arkadaşlar. Her sırt çantasında kullanılamayabiliyor çünkü bu tip su çantaları. Arkadaşlar özetle size su çantalarının ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu su çantasını yani içteki su 3 litrelik su çantasını bize ünlü Çin menşeli alışveriş sitesi olan Banggood firması gönderdi incelememiz için. Bunun detaylı incelemesini ayrıca yapacağım arkadaşlar size. Onu da birkaç gün içerisinde izlersiniz büyük bir ihtimalle. Bize göndermiş oldukları bu ürünün fiyatı yaklaşık 10 dolar civarında. Türkiye'deki fiyatlarla kıyaslandığı zaman nispeten ucuz kalıyor ve gerçekten kaliteli üretilmiş çanta arkadaşlar. Benim aklıma gelen en temel noktalar bunlar. Su taşımayla ilgili. Sizin aklınıza takılan bir soru olursa aşağıdaki yorum bölümünden yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben bütün yorumlara elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz de yine beğenmeyi ihmal etmeyin. Şimdilik söyleyecek başka bir şey kalmadı. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.